Selamun aleyküm abelamı balam kardeşlerim arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizler için çok özel bir gün çünkü günlerdir, aylardır beklemiş olduğumuz Ergun Tarımsal Hizmetlerin traktörü Massey Ferguson 7716S DynaVT traktör Altıntaş'a geldi. Biz de yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bu video serisinde Massey Ferguson'un tanıtımlarını yapacağız. Tarlada tesviye yaparken çalışırken videolarını çekeceğiz. Bugün bu seriye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi traktör geldi, Altıntaş'a indi. Şu anda kendisi Kütahya'nın en büyük traktörü olmakla biliniyor. Bugün genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Traktörün sahibi olan Namık Özgür şu anda yanımızda. Bugün bu traktörü bize anlatacak arkadaşlar. Fransa'dan gelen bu traktörü 77 gün bekledik. Adeta hacı yolu gözler gibi gün saydık. Ve traktör geldi YouTube alemiyle ve bizle kavuştu diyelim. Şimdi videoya geçelim. Namık abimize merhaba deyip videoya başlayacağız arkadaşlar. Videoya geçelim hep birlikte. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Massey Ferguson 7716 Dyna VT'yi tanıtacağız. Az önce Ramazan kardeşimizin de söylemiş olduğu gibi 77 gün bekledik ve sonunda traktörümüze kavuştuk. Ramazan ve Ahmet kardeşim bizden rica etti. Biz de onların ricasını geri çevirmedik. Ve şu anda traktörümüzün tanıtımını yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle traktörümüz Massey Ferguson 7716S DynaVT modeli Exclusive paketi, yani full artı full bir traktör. Sadece eksik olan ön PTU, ön kaldırma kollarının eksik olduğu var. Onu da biz şu an için gerek duymadık. Traktörümüzün genel görüntüsünü arkadaşlarımız zaten çekti. Ön kısmından başlayarak arka tarafa doğru dilimizin döndüğünce söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu traktörümüzde 55 kilo olan 13 adet ağırlık mevcut. Burası yaklaşık 715 kilo yapıyor. Bir de 265 kilo karın altı ağırlığı var. Toplamda 980 bir tona yakın ön ağırlığı mevcut traktörümüzde. Daha sonra ilerlediğimizde şık bir kaput tasarımı, keskin çizgileri ve sert bir bakışı olan bir traktör kaput tasarımına sahip. Yani buna mühendislik harikası ayrıca diyebiliriz. Daha sonra ilerlediğimizde arkadaşlar ön süspansiyon sistemi bulunmakta traktörümüzde. Devam ettiğimizde traktörümüzde 6.6 litrelik AquaPower 6 silindirli bir motora sahip, bir güce sahip. Nominal gücü 160 beygir. Bu maksimum 180 beygire kadar çıkabiliyor. Traktörümüzde Michel 540-65-30 jant lastikleri var önünde. Normalde bu traktörlerin lastik durumları 38 jant. Arkalar 38, önler 28 jant olarak takılıyor. Ama biz bunu tesviye için aldık. Tesviye yapacağımızı söyledik. Bu konuda bize bayi de böyle bir yönlendirme yaptı. Onun için traktörün lastikleri büyük ebatlarda geldi. Daha sonra oynayabilen çamurlu mevcut. Tabii bayağı da büyük bir çamurluk. Şöyle oynayabiliyor. Az önce söylemiş olduğum gibi AquaPower 6.6 litrelik 6 silindirli bir güce sahip bu traktörümüz. Daha sonra traktörümüzde 45 litre AdBlue alıyor, 300 litre mazot alıyor arkadaşlar. Daha sonra traktörümüzün gayet şık ve kullanışlı, rahatça kabine ulaşabileceğimiz basamakları var. Yani şöyle ayağınızı koyduğunuzda tamamıyla ayağınızı kaplayabiliyor. Rahat bir kabine çıkış basamakları var, ulaşımı var. Öyle söyleyelim. Arkaya doğru ilerlediğimizde traktörümüzün ekstra olarak left vektör ve
arkasında geniş bir ekipman bağladığında onları gösterebilmek için, yani karayollarına uygun bir şekilde uzayıp kısalabilen reflektörleri mevcut. Arka tekerlere geldiğimizde yine aynı şekilde Michelin Multipip modeli 650'ye 65-42 olarak arka lastiği var. Arka lastiklerde ağırlıkta 250'şer kilodan 2 adet mevcut arkadaşlar. Daha sonra arkaya doğru tekrardan ilerlediğimizde arkada da aynı reflektörümüz var. Stop lambalarımız, çamurluk üstü lambaları mevcut. Aynı zamanda çamurluğun üzerinden indirip kaldırma tuşları mevcut. Ve çamurluğun bu tarafında da kuyruk milini aktif ediyoruz ve devre dışı bırakabiliyoruz. Ve orta kolun uzaması, kısalması buradan kontrol edebiliyoruz. Ve artık traktörün devam ettiğimizde bütün çıkışları, hidrolik çıkışları, güç çıkışlarının hepsini burada kombin bir şekilde görebiliyoruz. Yani yukarıda havalı remok, elektrik aksamların çıkışları var, hava çıkışları var. Ondan sonra 5 tane hidrolik güç çıkışları mevcut aynı zamanda traktörün. Bu traktörün kendi ağırlığı normalde 9 tona yakın bir kendi ağırlığı var. Arka kaldırma kapasitesi 9600 kilo arka kaldırma kapasitesine mevcut traktörümüz. Aynı zamanda burada kabin süspansiyonlarımız var. Şu anda kabin süspansiyonun orta yumuşaklıkta. Ona göre ayarlanmış fabrikada. Yani bunun 3 çeşidi var. Sert, orta yumuşak ve en yumuşak olarak gösterilebiliyor. Ama bizimki şu anda orta yumuşakta. Bu da gayet kullanışlı. Herhangi bir eksi bir durumu yok. Daha sonra orta kolumuz aynı zamanda hidrolikli. Bu da güzel bir şey. Yani ekipmanı takarken ve orta kol ayarlanmalarında bize kolaylık sağlayabiliyor. Daha sonra traktörün diğer tarafına doğru ilerlediğimizde arkadaşlar, bu çamurluğa geldiğimizde burada sadece indirip kaldırma tuşları var. Hidrolik ve kuyruk mili aktif etme, devre dışı bırakma şeyimiz yok. Tuşlarımız yok. Ondan sonra yine aynı şekilde tekerleri yine aynı. Bu tarafta da 250 kiloluk bir ağırlığa sahip. Aynı şekilde reflektörümüz de burada mevcut. Traktörümüzde toplamda 20 adet aydınlatma ışıkları var. LED lambaları var. Bunu da traktörün üzerinde 2 tane alternatörle bunları rahatlıkla besleyebiliyor. Traktörümüzde aynı zamanda SCR 4 yeni nesil SCR sistemi var. AdBlue katalizör dediğimiz olay var burada egzozunda. Ondan sonra tabii buradan kabine ulaşım olmuyor. Kabinin içinde ekranları ve joystick olduğu için buradan ulaşım sağlayamıyoruz kabinin içine. Diğer tarafından biniliyor. Burada yağ tankımız mevcut. Traktörde 2 tane yağ tankı var. Bunların bir tanesi 65 litre, bir tanesi 95 litre. Bunlar traktörü yağ olayında besliyor. Aynı zamanda 12 volt elektrik çıkışımız var. Yine aynı şekilde bu taraftan. Tekrardan devam ettiğimizde de burada da aynı şekilde oynayabilen bir çamurluk. Yine aynı lastik ölçüleri, büyük lastikleri mevcut traktörümüzde. Şimdi traktörümüzün genel dış görünüşünü, genel tasarımını gördük. Şimdi biraz da dilerseniz içine geçip içini inceleyelim. Buyurun. Abi içine geçmeden bir kanala bir abone oluverem ben. Hemen kapı açılat şeyde daha. Evet. Arkadaşlar şimdi bu tasarım harikası, teknoloji harikası olan traktörün içindeyiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, daha doğrusu arkadaşlarımızın kanalına abone olmayı ve onlara desteklemeyi unutmayın. Ve kardeşlerimizin de böyle tarz videolarını çekebilmeleri için, sizlere böyle şeyler gösterebilmeleri için onları desteklemeyi unutmayın. Ve şimdi traktörümüzün kabin içini inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada küçük bir konsol
tasarımını görüyoruz. Gayet güzel. Görüşümüze engel değil. Burada motor saatini, devir saatini gösteriyor. Bu P motorun park halinde olduğunu ileri doğru traktörü hareket ettiğimizde F olarak gösteriyor. Geri doğru hareket ettirdiğimizde R olarak bize gösteriyor. Şurada traktörün hız kilometresini, yani ne kadar hız yaptığını gösteriyor. Altında motor saatini gösteriyor. Ve şurada da traktörümüzün mazot göstergesi şurası. Burada AdBlue göstergesi şu. AdBlue'un ne kadar olduğunu. Burada motor sıcaklığını ve aynı zamanda şanzıman sıcaklığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, bu traktörümüzde şöyle bir özellik diyelim veya şöyle bir teknoloji diyelim. Bu traktörümüz Dynavity şanzımana sahip olduğu için traktörümüzde dişli yok. Sadece iki tane pompayla hareket ediyor. Bu tabi yağ basınçlı olduğu için aynı zamanda şanzımanın da sıcaklık derecesini, yağ sıcaklığını şu ortadaki menüden, çizelgeden görebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle baktığımızda rahat, kullanışlı, ergonomik bir yapıya sahip direksiyon simidi var. Ondan sonra burada arkadaşlar shuttle'ımız mevcut. Shuttle'ı bu şekilde yaptığımızda ileri, şöyle yaptığımızda geriye ve ortaya aldığımızda nötr konumuna geliyor. Aynı zamanda shuttle'ı iler pozisyonu alıp buradan aşağı yukarı hareket ettirerek traktörümüzün hızını artırabiliyoruz. Aynı şekilde geriye aldığımızda, geriye doğru yaptığımızda yine doğru, geriye doğru da hızını artırıp yavaşlatabiliyoruz. Bu shuttle'ımız gayet kullanışlı. Aynı zamanda şurada pedallarımız var. Debriyaj pedalımız çok yumuşak. Fren pedalımız gerçekten çok yumuşak. Gaz pedalımız, o da aynı şekilde yumuşak. Daha sonra arkadaşlar burada silgeçlerimiz uzun kısa yapma özelliğine sahip. Sağ sol dönüşlerimizi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bir de burada kornası var arkadaşlar. Daha sonra ilerlediğimizde biraz daha burada koltuğa sabit bir konsolla karşılaşıyoruz. Bu konsolda traktörümüzün joystick ve bu joystick üzerinden hidrolik indirip kaldırmalar, kuyruk mili devreye alma, motor devirlerini sabitleme, motor devirlerini hafızaya alıp bunlarla iş yapma. Yani C1 mesela, şöyle söyleyelim. C1'i diyoruz ki işte 1500 kazınan, 8 kilometre hızınan işte şu kadar yol kat et dediğimizde buraya, bunları hafızaya alıp C1 modunu aldığımızda, buna bastığımızda o komutları traktör hemen yerine getiriyor. Aynı şekilde C2 de o şekilde. Aynı zamanda traktörümüzde izobaz özelliği de var. Şurada tuşu var. Buna bastığımızda şu tuşu. Buna bastığımızda traktöre verilen komutları çok rahatlıkla yapıp dönüşünü gerçekleştirdikten sonra hangi modda ise o modda devam ediyor traktörümüz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu joystick yardımıyla da, joystick vasıtasıyla da traktörün ileri ve geri hareketlerini yapabiliyoruz. Şurada arkadaşım gösterirse ileri geri tuşu burada da aynı şekilde mevcut. Şöyle ileri bastığımızda ileri doğru gidiyor. Geriye bastığımızda traktörümüz geri olarak hareket ediyor. Ve traktörün hızlanmasını, yavaşlamasını da yine joystick vasıtasıyla da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra konsol anlatmaya devam ettiğimizde burada el kazımız mevcut traktörümüzün. Motor yine devir hız devir saatini sabitleme olayı var. İzobaz özelliğinin aktif hale geldiğini buradan bize gösteriyor. Burada da tavşan. Bu şöyle söyleyeyim arkadaşım. Bu tavşan tuşu az önce söylemiş olduğum gibi traktörümüz Dynavity şanzımana sahip olduğu için bunda iki tane pompa var. Bu yağ pompaları, biri hızlı devir, biri yavaş devir. Araziye girdiğimizde traktörü durdurup buna bastığımızda traktörümüz kaplumbağa moduna geçiyor. Yani yavaş devire geçiyor. Asfalta çıktığımız zaman tekrar buna bastığımızda traktörümüz hızlı moda geçiyor. Yani yol durumuna geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar, konsolumuzun tasarımı bu şekilde. Burada spool valve'ların çıkışları mevcut. 4 tane burada tuşu var. 2 burada, 2 de burada, 4 tane. Bir tanesi de 5. de joystick'in üzerinde. Burada tuşu var.
Aynı zamanda indirip arka hidrolikleri indirip kaldırmaları da buradan yapabiliyoruz. Neyine de nötr koluma alabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada GPS ekranımız, traktörün datatronik ekranı mevcut. Burada traktörün bütün ayarlarını gerçekleştirebiliyoruz. Şurada arka valfleri kilitleme ve kilidin devre dışı bırakma tuşu mevcut. Burada kuyruk milini aktif etme tuşu mevcut arkadaşlar. Daha sonra ilerlediğimizde kabinimizde sağ direkte 3 bölmeden oluşan bir tuş bölümü var. Burada en üst bölümde traktörün ışıklandırma sistemlerini devreye alabiliyoruz. Burada kuyruk milini 540, 540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi olarak tuşları var. Bir de aynı zamanda nötr konumuna alan tuş var. Daha sonra arkadaşlar burada arka hidroliklerin hassasiyet tuşları mevcut. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada traktörümüzün dörtlü flaşörlerin aktif hale geldiği tuş var. Kontağımız burada. Ve burada da yine park, yol durumu ve tarla durumunu aktif hale getiren iki tane tuş var. Burada çift çeker tuşu, bu çift çeker tuşu otomatikte, diferansiyel otomatiği, diferansiyel kilidi, kamyon süspansiyonların kamyon süspansiyonu. Bu da ön TLS, ön süspansiyonun şeyleri, tuşları, aktif hale gelen tuşlar arkadaşlar. Şu tuşlar da GPS'ten alakalı. Bununla alakalı olan kısmı tam ben de bilmiyorum. Onu da servisinden öğreneceğiz. Teybimiz var. Dijital klimamız var burada. Ondan sonra açılabilir tavanımız mevcut. Şöyle sunroof'a sahip. Gayet şık. Kabin içi filtremiz var. Burada bir tuş var. Bu dışarıdan gelen havayı kabinin içine veriyor. Böyle yaptığımızda kabin içindeki havayı kabinin içinde sürekli sirkülasyon yaptırıyor. İki tane hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Hemen sağ tarafımıza sol tarafımıza döndüğümüzde sol direğimizde silgeç tuşları mevcut. Silgeci aktif hale getirebildiğimiz bir tuş. Burada aynalarımızda ısıtma özelliği olduğu için aynaların ısıtma tuşu var. Şu şekilde. Daha sonra burada aynalar elektrikli olduğu için burada da aynanın alakalı aynaları ayarlama tuşları mevcut arkadaşlar. Burada bir elektrik çıkışımız var. Yine aynı şekilde direkte. Ondan sonra açılabilir kelebek camlarımız var. 2 adet. Arka camımız aynı şekilde açılabilme özelliğine sahip. Şu şekilde. Burada bir torpido gözümüz var. Traktörümüzün gayet kullanışlı. Yani kullanılan malzeme de gayet güzel. Ergonomik. Yani güzel bir dizayne sahip. Hostes koltuğumuz var. Emniyet kemerlerin bağlayabileceğimiz şeyler var. El frenimiz burada arkadaşlar. Şurada konumlandırılmış. Gayet güzel. Kabin içi tasarımı, dizaynı gayet rahat, güzel, kullanışlı, ergonomik ve teknolojiye sahip bir kabin dizaynı var. Kullanışlı bir kabin dizaynı var. Görüş açısı gayet güzel. Sadece şu ekranlar sağ tarafımızdaki görüş açısını biraz engelliyor. Bunlar burada değil de yani şu direkte konumlandırılmış olsaydı ki eğer burada biraz daha rahat ve daha bir kullanışlı olurdu. Çünkü görüş açısını engellememe durumunda söylüyorum bunları. Tabii bunlar biraz engelliyor. Şimdi bir de yüksek ve büyük bir hacme sahip olduğu için yani illaki sağımızı solumuzu görmemiz gerekiyor. Tabi bunlar biraz sıkıntı yapıyor ama o kadar da problem değil arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak traktörümüzün teknolojisinden, kullanımından, görüş açısından, içindeki barındırdığı teknolojiden ve üretebildiği güçleri dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu traktörümüzün diğer seri videolarında Ramazan kardeşim ve Ahmet kardeşim çekmeyi planlıyorlar. Onları da tabii ileriki zamanlarda iş yapma durumunda diyelim ki tesviye yaparken veya çift sürerken veya daha farklı bir işlerde yaparken bunları da çekip kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunlar da sizlerle paylaşır. Sizlerden ricam arkadaşlar Ramazan ve Ahmet kardeşimi yani daha doğrusu Çelik Çiftliği YouTube kanalını
takip etmeyi, abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Şu şekilde okudan bitirelim.